İşleri var ellerinde, şeker şerbet dillerinde. Gümüş kemer bellerinde, gümüşhane güzelleri diyor bir türkümüzün sözlerinde. Evet, bu güzel ilimizin güzellerini ve güzelliklerini görmeye ve göstermeye Gümüşhane'ye geldik. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sütveren köyündeyiz. Öğrendik ki İstanbul'umuzun Ümraniye ilçesinde çok sayıda Sütveren köylü vatandaşlarımız varmış. Onları mutlu edecek taze taze görüntüler çekelim ve hoş sohbetler gerçekleştirelim dedik, koyulduk yollara. Köy Kelkit'e 14, Gümüşhane'ye ise 85 kilometre uzaklıkta. Eski ismi Pernek'miş Sütveren köyünün. Rivayete göre bu köyde doğum yapmış kadınların süt adağı yaptıkları bir ağaç varmış burada bir zamanlar. Adı da bundan dolayı süt veren olmuş. Başka bir rivayete göre ise köyün adı, suyundan içildiğinde sütü olmayan kadınlara ve hayvanlara süt verdiğine inanılan bir çeşmeden geliyormuş. Köy işte böylesi güzel bir dağa bakıyor. Ne kadar görkemliler. Ağaç da hayran kalmış olmalı ki bu poz dağlara yalnız bırakmamış onu. Konmuş üzerine yeşillenmiş dağ. Süt veren köyü de göç veren köylerden. Kışın mahzunlaşsa da yaz gelince şenleniyor. Ata toprağı özlemiyle dolup taşanlar, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, yaz geldiğinde varmak için koşuyorlar bu köye. Ve kalkınması için de destek olmaya çalışıyorlar. Köye gelir gelmez muhtarımızın yanına varalım ve temel bilgileri alalım kendisinden. Muhtarımız Temel Şimşek, 1965 doğumlu. Tabii ki bu köyde doğmuş. Küçük yaşta evlenmiş muhtarımız. Daha askere gitmeden almış ilk çocuğunu kucağına. 6 çocuğu var. Köyünüz hakkında bilgi verir misiniz bize muhtarım? Nasıldı eski süt veren köyü? Bir çocukken ilkokul vardı. Birinci öğlene kadar bir kısmımız okurduk. Öğleden kısmı sonra bir kısmı iki var diye okurduk. İlkokulumuz şu son 10 seneye kadar çalışıyordu. Şimdi köyde aile kalmadı. Çoluk çocuk kalmadığı için taşıma sistemiyle okullar okunuyor. Çocuklar okuyor. Buranın uzaklığı Kelkit'e 14 kilometre, o asfalta 14 kilometre, Gümüşhane'ye 85 kilometre. Ha buradan kestirme yolumuz da var ama oraya çalıştırmıyoruz. Yani orası arazi yolu. Köyümüz kışın az kalıyor, 25 hane kalıyor, yazın 100'e kadar çıkıyor. Nüfusumuz da sayı olarak kışın 60 kişi kalır, yazın da 300'e çıkar, 400'e çıkar. Vatan, herkes vatanını özlüyor. Ne olursa olsun doğduğu, büyüdüğü yeri biliyor. Gördüğü yeri biliyor. Yer yer ekilmiş topraklar görüyoruz köyün üzerinde bir kuş misali uçarken. Hayvanlar otluyor diğer yandan. Merakla takip ediyor bizi bir inekçik. Anladı misafir olduğumuzu herhalde. Hoş bulduk, hoş bulduk güzel inekçik. Müzik.
Bu gördüğümüzse küçük bir gölet. Çok güzel. Henüz yapım aşamasında. Bittiğinde tarım amaçlı sulama için kullanılacak. Öğrendik ki buranın kuru fasulyesi çok meşhurmuş. Kelkit'in en meşhur şeker fasulyesi ekiliyormuş burada. Gölet bittiğinde bu fasulyeler de sulanacak inşallah. Köylünün gözü gölet çalışmalarının bitmesinde. Bir an önce tamamlanmasını diliyoruz biz de. İlginçtir ki Gümüşhane'nin ancak dörtte birlik bir kısmı ekilebilir arazi olmasına rağmen ekonomisi tarıma dayalı. Evler birbirine yakın bu köyde, dağınık değil, iç içeler. İnce uzun minaresiyle Sütveren Köyü Camii karşılıyor bizi bu evlerin arasından. ...1932 yılında hizmete girmiş bu cami. Ne güzel. Tarihi bir değeri de var ayrıca. İçi de çok güzel. Oh, ne güzel şey çocukluk. Evinin sorumluluğunu paylaşan çocukları bir yana koyarsak, tek telaşın oyun oynamak olduğu o neşeli günleri anması bile güzel. Köy mezarlığının üstünden geçiyoruz. Son röportajımız için Aslan Şimşek'e kulak vereceğiz. 49 yaşında kendisi. Erzincan'la Sütveren Köyü arasında geçmiş çocukluğu. 4 çocuğu var. Gençliğinizde neler yapardınız buralarda? Hangi oyunları oynardınız Aslan Bey? Top oynardık, futbol oynamaya çalışırdık tabii. Sahamız yoktu. Halen de güzel bir sahamız yok. Rüzgarlı biraz köyümüz. Köy harmanlarında top oynardık. Bugünkü gibi futbol topları yoktu böyle. Plastik toplar vardı. Alırdı topa bir vururdu, patlardı. Bez dolduraraktan kendimiz o günkü şartlarda çocuk olaraktan top oynuyorduk yani. Dedemin bahçeleri vardı, elmalıkları vardı, işte gölü vardı. Onu ufacık bir suyla doldururdu. Bir haftada gölümüz dolardı. O göldeki biriken suyla sulama yapardı dedem. İşte fasulye, patates ekerdi oraya. Elmaları vardı, cevizi vardı. Onların sulaması bahçeyle gider gelirdim dedemin yanı sıra. Kömür ocakları 1968'lerde çıkmış, 69'larda. Ondan sonra daha çok bizim maden, bir yukarıda bir dağ var. Orada köylüler oradan kömür çıkarıp satıyordular. Günlük işte 10 ton, 12 ton kömür satıyordular. Köyümüzün geliri o zaman arttı. Yani bayağı da bir geliri vardı. İnsanlar daha çok tarımdan çok köyde ocaklarda çalışıyordular. Burası tabii bir 20-25 yıl sürdü oranın o kömürün şeyi madenin işletmesi. Biraz derinleşince insanlar girip çıkmakta zorlandı. Havasızlık falan günün şartlarında ferdi olarak kendi imkanlarıyla kazdıkları kömür ocaklarında çalışırlar. Kelkit civarında zaten 2 tane kömür ocağı var. Bizim köyde var. Bir de Alansa diye bir köy var. Erzurum'a buradan kömür götürürdüler, satardılar. Bayburt'a, Erzincan'a. Hatta Turutlu'ya giderdi, toz götürürler buradan. Buradan giden toz, kömürün tozlarıyla Turutlu'da tuğla yaparlar, fırınlarda kullanırlar, yakıt olarak da kullanırlar. Dolayısıyla köyümüzün geliri güzeldi yani. Ama tabii belirli bir süre, bir 20-25 yıldan sonra bu bitince köyümüz artık kurbete çıkmaya başladı. Çok teşekkür ederiz, çok güzel bilgiler verdiniz bize.
Burası Aslan Bey'in de bahsettiği eski kömür madeni. ...1960'ların sonunda kömür madeni yoğun bir şekilde gelir kaynağı olmuş bu köyün. Ve miadını doldurunca da tekrar tarıma dönüş yapılmış. Gezmek ve aynı anda bilgilenmek gerçekten çok keyifli. Güzel insanlarla tanışmak, yöresel lezzetleri tatmak, memleketimizi tanımak. Evet, orada bir köy var uzakta ve o köy bizim köyümüz. Ama artık yakın kılalım bu uzaklıkları. Köylerimiz bizlerin ilgisini bekliyor. Köyümüzü belgesel edip bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Avrupa'da gösterdiği için Ümraniye Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum ve sizlere de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Süt veren köyünden selam olsun Anadolu'muzun tüm köylerine.